Son 3 yılda Türkiye Millet Meclisi'nden 108'i uluslararası anlaşma olmak üzere 188 kanun teklifi geçti. Muhalefet partilerinin verdiği 3380 yasa teklifinden ise yasalaşan olmadı. Yani iktidar partisi kendi getirdiği kanun tekliflerini yasalaştırdı ama 3380 tane, ki bunların 2530'u Cumhuriyet Halk Partisi'nin önerileridir, bir tanesi bile yasalaşmadı. Yani uzlaşı kültüründen nasibini almamış. Hani diyorlar ya, iktidar ne yaparsa yapsın eleştiriyorlar. Muhalefet ne önerirse önersin reddediyorlar. Şu 3380 yasa teklifinin içinde her birisi bu ülkedeki vatandaşları memnun edecek çok sayıda düzenleme var. Ama bu beklentilerin tamamı boşa çıktı. 15 Temmuz itibarıyla 80 Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 2455 madde çıkarıldı. Yine aynı tarih itibariyle meclisten çıkan yasaların toplam madde sayısı da 2369. Yani artık Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi dedikleri bu tek adam rejiminin meclisin yasama yetkisinin yarısını elinden aldığı açıkça ortaya çıkıyor. İşte bu yüzden itiraz ediyoruz. Ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleri sürekli kendini düzelten kararnameler. Çünkü sürekli hata yapıyorlar. Çünkü muhalefetin katkısı alınmadan, iktidar olsun muhalefet olsun komisyonlarda katkı alınmadan sarayda birilerinin hazırladığı kararnameler çıkıyor. Öbür gün bir daha değişiyor. Öbür gün bir daha değişiyor. Ve meclisin çıkardığı yasa maddesi kadar kararname maddesi çıkarmışlar. Ama Türkiye'nin içinde bulunduğu durum ortada ve bir keşmekeşe döndürmüş, sürekli kendi Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini düzelten kararnameler dizisini de hep birlikte takip ediyoruz. Birkaç saat içinde Cumhur İttifakı'nın meclisi kapatmasını bekliyoruz. Biz buna itiraz ediyoruz. MHP'ye sadece emeklilikte yaşa takılanlara verdiği sözü hatırlatmak yetecektir. Çünkü seçim beyannamelerine koydukları, Sayın Arzu Erdem'in imzasıyla, ilk imzasıyla ilk dönemde hemen kanun teklifi olarak verdikleri ama gel çıkaralım dediğimizde yanaşmadıkları bir mesele. Bugün Türkiye'de emeklilikte yaşa takılanlar sorunu varsa o sorunun artık güncel adı emeklilikte MHP'ye takılanlardır. Çünkü MHP verdiği sözü tutsa AK Parti'ye ihtiyaç yok. Diğer muhalefet partileriyle birlikte rahatlıkla EYT sorununu çözebiliyoruz. EYT'lilerden seçim meydanlarında en yüksek vaatlerle oy isteyen MHP, EYT'lileri meclise gelince unuttu. Cumhur İttifakı'na yanaştı. Onlar çıkarmayız deyince de bu verdikleri sözü bırakıp EYT'lileri yüzüstü bıraktılar. Bugün insanlar emekli olamıyorsa elbette Adalet ve Kalkınma Partisi yüzünden ama MHP'nin sözünü tutmaması yüzündendir. AKP'ye neleri hatırlatmak lazım? Meclisi kapatıp gidiyorsunuz da nereye gidiyorsunuz? Sonuncusu, Eskişehir mitinginde olmak üzere 24 Haziran öncesi her mitingde ama ondan da aylar yıllar önce defalarca polise 3600 ek gösterge sözü duruyorken kapatıp gidiyorlar. Sadece polise mi? Öğretmene, hemşireye, din görevlisine verdikleri sözler ortada duruyorken hiç bu kanunları görüşmeden ve biz teklif ettiğimizde de reddederek meclisi kapatıp gidiyorlar. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçim bildirgesine bir bakacak olursanız, örneğin cem evlerine hukuki statü sağlayacaklardı. Bunu yapmadan gidiyorlar. Öğretmenlik meslek kanunu çıkaracaklardı. Yapmadan tatile gidiyorlar. Üniversite yönetimlerinin özellik ve hesap verilebilirlik temelinde yeniden örgütlenmesini sağlayacaklardı. Boğaziçi'nde tam tersini yaptılar ve bu konuda hiçbir düzenleme yapmadan gidiyorlar. Tarihin en yüksek genç işsizlik oranındayız. Sözleri genç işsizlik oranını düşürecek nitelikli istihdam imkanları için yasalar çıkaracaklardı.
yapmadan gidiyorlar. Yoksullukla mücadele edip gelir dağılımı eşitsizliğine müdahale edecek yasama faaliyetlerine söz vermişlerdi. Yoksulluk taban yaptı, gelir dağılımı adaletsizliği derinleşti. Hiç bu konuları düşünmüyorlar. Enflasyonu tek haneye indireceklerdi. Tayyip Erdoğan'ı üzmeyen istatistik kurumuna TÜİK'in rakamlarına göre bile bu rakamların fersah fersah ötesindeler. Ama hiç bu sözleri verenler kendileri değilmiş gibi meclisi kapatıp gidiyorlar. Bu meclisin son gününde 23-24 saatlik, bu arada meraklısına söyleyelim, meclisin rekoru 22. dönemde 30 saati bulan bir çalışmadır. Bu ondan sonra meclis tarihindeki en uzun çalışmalardan bir tanesi oldu. Ama burada yapılanın vatandaşın hayrına yapılacak işleri yapmayıp son güne bırakmanın ve bunun içine konduğu torbaya bir zehri koyup etrafını şekerle bulamanın muhalefetin de buna itiraz etmesinden kaynaklandığını da görmek gerekiyor. Dün Recep Tayyip Erdoğan Erzurum'da kibir, büyüklenme ve böbürlenme, vatandaşla arasına aşılmaz duvarlar örme, bize asla yakışmaz. Hele hele bizim siyasetimize inatlaşmak, millete rağmen hareket etmek, milleti hafife almak yakışmaz demiş. Bu sözleri kim söyletiyor? Bu sözleri Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçimlerde, bugün seçim olsa hangi oyu alır diye sorulan anketlerde hızlı bir düşüşü var. Bunu bilmeyen yok. Ve bu tip düşüşlerde odak grup çalışmaları yapılıyor. Yani dönüp sen geçen seçimde AK Parti'ye oy vermişsin, bu seçimde vermiyorsun, sebebi nedir deyince aldıkları cevaplar bunlar. Millete rağmen hareket ediyorlar, artık yukarıdan bakıyorlar, kibirliler, yanlarına yanaşılmıyor. Biz de okuyoruz odak grup çalışmalarını, Recep Tayyip Erdoğan da okuyor. Ve Recep Tayyip Erdoğan vatandaşın AK Parti'yi kibirle suçladığını, yanlarına yanaşılmıyor, bize tepeden bakıyorlar sözlerini görüyor, bunu teşkilatlarına söylüyor. Ama bunu söylerken Erzurum'da şu saraydaki etrafındaki kibirliler ordusunu görmüyor mu? Ya da kendi ailesinin, kendi damadının kibrini görmüyor mu? Ve bu ailenin artık devleti bir parti devleti olmaktan da çıkarıp, ki en büyük eleştirimiz bu yöndeydi, bir aile devletine dönüştürdüğünü görmüyor mu? Bu parlamentoda katı grup disipliniyle hareket ettirdiği milletvekillerinin en büyük şikayetlerinin, bakanlara ulaşamıyoruz, kibirden yanlarına yanaşılmıyor. Aile her birisi bir yeri tutmuş, yanlarına yanaşılamıyor. Biz vatandaşa verecek cevap bulamıyoruz dediğini bilmiyor muyuz? Aha da şu odacık. Nerede o, bu? Bakanlarla görüşme odası değil mi? İkna odalarına itiraz ederek gelen AK Parti, bakanları ikna edip 7 metrekarelik odada milletvekilleriyle haftada bir gün bir araya getirecek ki onlar da dertlerini anlatacak. Yeni rejimin geldiği mesele budur ve bu tevazudan bahsetmek için gerçekten herhalde çok geç artık. Bir de iğneyi kendisine batırsın Recep Tayyip Erdoğan. Herkesin gözü önünde öğretmenleri azarlayan, çiftçiyi azarlayan, Berkin Elvan'ın değerli annesini miting meydanlarında yuvalatan, Berkin Elvan kardeşimizin hayatını kaybettikten sonra annesini miting meydanlarında yuvalatan, ana muhalefet partisinin genel başkanını miting meydanlarında yuvalatan birisi şimdi tevazudan, alçak gönüllülükten bahsetmeyecek herhalde. Biraz da iğneyi kendisine batıracak. Onun ne yaptığını görenler vatandaşa da bu şekilde davranıyorlar. Gün geçmiyor ki yeni bir çift maaş skandalı daha açığa çıkmasın. İktidar partisinin en imtiyazlı zümresi herhalde bakan yardımcılıkları.
Maşallah kabinede bulunan bakanların yardımcılarından tek maaşlı olan neredeyse yok. Eskiden çift maaşları, üç maaşları takip ediyorduk. Şimdi tek maaşlı olan var mı araştırıyoruz, bulamıyoruz. Bugün de Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu üyeleri arasında İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'yi ve Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu'yu gördük. Bakan yardımcılığı maaşına ek olarak ayda 12.500 lira ek maaş ve yılda 4 maaşta ikramiye alacaklar. Gerçekten utanç verici bir tabloyla karşı karşıyayız. Bunu Adalet ve Kalkınma Partisi nasıl taşıyabiliyor? İnsanlar bu asgari ücretle, eskiden Çin'in 200 dolara işçi çalıştırdığını duyup ya nasıl memleket derdik? Neredeyse o rakamlara geldiğimiz bir asgari ücret ortadayken bakan yardımcılığı gibi yüksek maaş alanlara bir ikinci maaşı, hem de bu kadar itiraz varken tekrar tekrar her birine, en sonda işte İçişleri'yle Gençlik Spor Bakan Yardımcılarına bağlamanın nasıl bir izahı vardır? İletişim Başkanı'nın evine 4 maaş giriyor, mahkeme önünde dökümleri var. Yakınlarında kim varsa kendisine 2 maaş, eşine 2 maaş, akıl alır gibi değil. 3 maaşlar, 5 maaşlar hepiniz biliyorsunuz. Ama bu utanç verici durumu nasıl taşıyacaklar? Hani tatile sokuyorlar, tatile girince meclis, gidecekler seçmenlerinin önüne çıkacaklar. Nasıl yüzlerine bakacaklar? Gerçekten merak ediyoruz. TRT ile ilgili tartışma sürüyor. Baktığımızda işte daha yeni bakan olmuş birinin çocuğunun oraya atandığını, İletişim Başkan Yardımcısının Yönetim Kurulu Başkanlığına atandığını, bir başka İletişim Başkanlığı çalışanının yazdığı 860 sayfalık Tayyip Erdoğan'a metiyeler düzen araştırma, daha doğrusu doktora tezinden sonra atandığını görmüştük. TRT hepimizin TRT'si, hepimizin vergileri, herkesin satın aldığı ürünlerin bandrolü, kamu yayıncılığı yapması gerekiyor, eşit davranması gerekiyor. Yayın esaslarını düzenleyen 5. maddeye baktığınızda Cumhuriyet'e, kamu düzenine, kamu yararına, yayınlara vurgu yapılırken ayrıca devletin bir kişi veya bir zümre tarafından yönetilmesini sağlamak amacı güden ideolojilerin propagandasına da yer veremez diyor. Nasıl görmedilerse kaldırmadılar. Bu mevzuat maddesi okundukça suçüstü yakalandılar. Ama herhalde Erdoğan ailesinin devleti haline getirmek isteyenlerin, devletin tüm kurumlarını pelikan yapılanmasına açmak isteyenler, TRT yönetimini de pelikanlar tarafından ele geçirilmesine alet oldular, alet ettiler. Çok üzüntülüyüz, çok sıkıntılıyız bu TRT konusunda. Önümüzdeki dönemde de bu konuyu irdelemeye, takip etmeye devam edeceğiz. Hilal Kaplan, Türkiye'deki trollerin içindeki en baş trollerden bir tanesi. Biz ona Trolliçe diyoruz. Trolliçe geçmişte, bugün Milliyetçi Hareket Partisi ile iyi durumda AK Parti. Bir şey söylemiyor ama geçmişte ağzına geleni söylüyordu. Çözüm sürecinde çözüm sürecini övüyordu. Abdullah Öcalan'ı övüyordu. Çözüm süreci bitince ona göre bir pozisyon alıyordu. Ama şimdi gelinen noktada tekrar, örneğin İstanbul seçimlerinden önce Osman Öcalan'ın, kırmızı bültenle aranan Osman Öcalan'ın bir komutuyla 33 savunmasız, eli silahsız birliklerine katılmak için sivil kıyafetle birliklerine giden 33 askerimizin katili Osman Öcalan'ın, binlerce, on binlerce masumun ve askerimizin katili Osman Öcalan'ın MİT eliyle TRT'nin Kerköy'e götürülüp, ajansın Kerköy'e götürülüp TRT ekranlarına çıkarılmasını savunan paylaşımlar da yapmıştı. Şimdi tutup tekrar TRT'nin başına, TRT'nin yönetimine
böyle birisinin getirilmesinin TRT'de daha nasıl sürprizlere, nasıl utançlara gebe olduğumuzu da hep birlikte değerlendirmek gerekiyor. Yani hani bazen sözün bittiği yer diyorlar, sözün bittiği yerdeyiz. Yani tepki göster, tepki göster, tepki göster. Yani Hilal Kaplan gibi birisi, TRT gibi bir kuruma yönetim kurulu üyesi oluyorsa, hani buna tepki göstereceksin ne olacak? Hani daha fenasını söylesen ne olacak? Sadece ya sabır demek gerekiyor. Tüm kurumları bunlardan arındıracağımız günler için sabırla beklemek gerekiyor. Bunun da anahtarı bizim değil, vatandaşımızın elinde. Seçimde bu işi çözecekler. Başka çaresi yok.